İstanbul'da farklı kiliselerden gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen Uyanış Gençliği 1 Şubat'ta yeniden düzenlendi. Yaşam Aile Kilisesi'nden Çiğdem Alan'ın tapınma zamanını yönetmesiyle Türkçe ilahiler ve dualar eşliğinde toplantı gerçekleşti. Belirtiler ve Harikalar Kilisesi Pastörü Volkan Er, kutsal kitaptan paylaşım yaparak yaşayanın Tanrı ile karşılaşmasına, hizmet çağrısının anlamına ve günümüzde bizim için önemine değindi. İstanbul'da farklı kiliselerden gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen Uyanış Gençliği 1 Şubat'ta yeniden düzenlendi. Yaşam Aile Kilisesi'nden Çiğdem Alan'ın tapınma zamanını yönetmesiyle Türkçe ilahiler ve dualar eşliğinde toplantı başladı. Hayatımızda putların farkında olmak, zamanımızı ve yeteneklerimizi Tanrı için kullanmak temalı tiyatro oyunu birlikte izlendi. Ardından Şubat ayında doğan gençlere hediyeler verilerek Pastör Volkan Er tarafından bereketleme duası yapıldı. Bir Uyanış Gençliği klasiği olan her ay bir şehir için dua bölümüne geçildi. Bu ayki şehir depremden etkilenen Elazığ'dı. Yaklaşık 600 bin nüfuslu şehrin esenliği ve iyiliği için Bahçeli Evler Lütuf Kilisesi'nden Sinem Melis Yıldırım'ın yönlendirmesiyle değerli halk, depremzedeler ve yerel yöneticiler için birlikte dua edildi. Kutsal kitaptan paylaşım yapan Belirtiler ve Harikalar Kilisesi Pastörü Volkan Er, Yaşaya 6. bölüme odaklandı. Yaşaya'nın Tanrı ile karşılaşmasına, hizmet çağrısının anlamına ve günümüzde bizim için önemine değinildi. Tanrı ile karşılaşmanın iman ve hizmet yaşamımızda dönüm noktası olduğu ve Tanrı'nın kutsallığı, gücü ve görkemiyle karşılaşan her insanın kendisinin de ne kadar günahlı ve zayıf olduğunu anlayacağı vurgulandı. Bunun için her genç imanlının Yeşaya gibi Tanrı ile gerçek bir karşılaşmaya ihtiyacı olduğu belirtildi. Hep birlikte edilen dua ile vaaz sona erdi. Tanrı'nın egemenliğinin nasıl çalıştığını gerçekten kutsal kitabın ışığında anlamamız gerekiyor. Bunu anlarsak sanırım Rabbin hayatlarımızdaki amacını daha net bir şekilde fark edebiliriz. Sizce Tanrı'nın egemenliği nasıl çalışıyor? Hiç düşündünüz mü? Tanrı'nın egemenliği hayatlarınızda neler yapmak istiyor? Bir sonraki İstanbul Uyanış Gençliği toplantısının 7 Mart Cumartesi saat 16'da UG salonunda gerçekleşeceği duyuruldu. Uyanış Gençliği toplantıları Hristiyan gençlere yönelik olup tüm Katolik, Ortodoks ve Protestan gençlerin katılımına açık.